Merhaba arkadaşlar, C derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde switch case'leri göreceğiz. Şimdi switch case nedir? Switch case if'lere çok benzer arkadaşlar. Değişik durumlara göre değişik yerlere gider. Yani mesela if'te ne yapıyorduk? Mesela if'te 90'dan büyük çıkınca o if'e giriyordu, diğerlerine girmiyordu. Burada aynı şekilde switch case'de case'lerimiz var. Yani durumlarımız var. Hangi duruma gireceğini switch karar veriyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Mesela siz bir ATM'ye gittiniz. O ATM'ye kartınızı soktunuz, şifrenizi girdikten sonra karşınıza mesela 6 tane seçenek çıkıyor. O seçeneklerden bir tanesine bastığınız zaman o seçeneği yapmaya başlıyor. Switch case de bu şekilde arkadaşlar. Bir duruma girdiği zaman onu yapıyor. Başka bir şeye dokunmuyor. Şimdi bunun yapısı şu şekilde. Switch anahtar sözcüğü var. Bu switch anahtar sözcüğünün bir parantez açıyoruz. Burada operation daha sonra bir süslü parantez açıyoruz. Şimdi bu operation ne işe yarıyor? Şimdi switch operation ne olduğuna karar veriyor. Mesela operation herhangi bir case'e uygunsa belli case'lere giriyor arkadaşlar bu şekilde. Değişik case'ler açıyoruz. Değişik case'ler açıyoruz. Bu operation herhangi bir forma girdiği zaman bu case'lerden herhangi bir tanesine giriyor arkadaşlar. Yani mesela şu case'e uyuyorsa bu case'e giriyor. Bu case'e girdikten sonra da işlemlerimizi yapıyoruz. Herhangi işlemlerimiz oluyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra da break yaparak çıkmamız gerekiyor. Neden break yaparak çıkmamız gerekiyor? Çünkü mesela atıyorum bu duruma girdi. Bu case'e girdi. Bu case'e girdikten sonra break yapmazsak eğer... ...aşağıdakilere girmemesi gerekse bile aşağıdakilere giriyor arkadaşlar. Ve hepsini yapmaya çalışıyor. Mutlaka break yaparak bu case'lerden çıkmamız lazım bizim arkadaşlar. İşlemimizi yaptıktan sonra. Şimdi kafanızın karıştığını biliyorum. Nasıl kontrol ediyor diye düşündüğünüzü biliyorum. O yüzden direkt örneğimizi yapmaya başlayacağım. Bu örneğimizde bizim banka yani ATM örneğimiz. Değişik işlemlere göre biz case'lere gireceğiz. O case'leri yapacağız. Şimdi işlem diye bir şey seçelim. Bunu bunu kullanıcıdan alacağım ben. Daha sonra bir de int bakiye diye bir şey belirleyelim arkadaşlar. Bu bakiye ilk başta yani sizin bankanızdaki bakiyeniz sizin 1000 olsun. Daha sonra bir de tutar diye bir şey gireyim. Bu tutarı ileride göreceğiz. Şimdi ilk başta ATM'de karşımıza bir ekran çıkıyor değil mi? Bu ekranlar, ekranlarda ne çıkıyor? İşlemler ekranı çıkıyor. Bu işlemler mesela atıyorum. birinci işlem para çekme olsun. Daha sonra ikinci işlemimiz ne olsun? Para yatırma olsun. Daha sonra üçüncü işlemimiz var. Bu üçüncü işlemimiz havale yapma olsun. Bu şekilde ekrana değişik işlemler çıkıyor. Bu işlemleri yapmamız gerekiyor bizim. Daha sonra bak bakiye sorgulama diye bir şey olsun. Bakiye sorgulama. Daha sonra bir de işlem iptal olsun arkadaşlar. Beşe bastığınız zaman da kartımızı geri versin. Kart iade diyelim buna. Kart iade. Bu şekilde belledik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha sonra baya bir terslaşan yapalım. Ve işlemlerimiz ATM'de görünsün. Şimdi burada bizim kullanıcımız belli bir işlem girmesi gerekiyor. İşlemi girmesi için ne diyelim? İşlemi seçiniz diyelim. İşlemi seçiniz diyelim arkadaşlar. İşlemi seçiniz dedikten sonra işlem değişkeninin içine benim işlemi koymam gerekiyor. Bu arada şu ampersantı unuttum. Kullanıcı bilgi verecek bu da işleme sokacak arkadaşlar. Şimdi switch'imiz başlıyor. Şimdi işlemin durumuna göre işlem 1 mi, 2 mi olduğuna göre ben değişik case'lere gireceğim değil mi? O yüzden switch işlem yapıyorum ve süslü parantezimi açıyorum. Şimdi ilk case'imiz ne? İlk case'imiz bizim Kullanıcının 1 girmesi yani işlemin 1 olması case 1'e girdim o yüzden Case 1'e girdikten sonra işlemlerimi yapıyorum Daha sonra ikinci işlemimiz ne ikinci işlemimizde case 2 Yani case 2 girdiği zaman Yani işlem 2 olduğu zaman bu case 2'ye girecek Daha sonra üçüncüsü case 3 Dördüncüsü case 4 Beşincisi yani kart iade operasyonumuz işlemimizde case 5 olacak Peki ya bunlardan farklı bir sayı girmişse yani ya 10 girmişse 15 girmişse o zaman ne olacak? O zaman da Switch'in şöyle bir şeyi var arkadaşlar. Eğer hiçbir case'e girecek durum bulunamamışsa default bir case atıyoruz. Onun da zaten adı default oluyor arkadaşlar. Burada işlemlerimizi yapıyoruz. Yani hiçbir yere girmezse bu default'a elbet girecek. Default yapmak zorunda değilsiniz. Ancak yaparsanız da değişik işte hiçbirine girmezse buraya girmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Biliyoruz biz artık bu case 1'in işte bir, bir, girdiği zaman işleme case 1'e gireceğini bunları biliyoruz. Hiçbir şey girmediği zaman girmediği zaman default default'a gireceğini biliyoruz. <laughs> Özür dilerim. Şimdi case 1'de ne yapacakmışız? Case 1 para çekmemiş arkadaşlar. Evet. İlk başta isterseniz kullanıcı bakiyesini gösterelim. Bakiyeniz diyelim. Kullanıcıya bakiyesini söyleyelim. Bakiyeniz yüzde D. Bakiyemiz neydi? bakiyemiz bindi. Yani bakiye değişkenin içindeydi. Bakiyemizi bastıralım arkadaşlar. Daha sonra şunu ters slash bir aşağı inelim. Evet bakiyemiz, bakiyemiz bu. Daha sonra printf ile ben çekilecek tutar diye kullanıcıya bilgi vermek istiyorum. Kullanıcıdan bilgi alacağım. Çekilecek tutar diye. Daha sonra scanf ile bu tutarı almam gerekiyor arkadaşlar. Tutar integer olduğu için %d ile alıyorum. Ve ampersand tutarı alıyorum. Evet gördüğünüz gibi tutar aldım ama şimdi eğer tutar bizim <laughs> bakiyeden düşükse onu kontrol etmem gerekiyor tutar bakiyeden küçükse pardon büyükse yani olma, olmayan bir şey parayı çekmeye çalışıyorsak bakiye yetersiz yazdıralım bakiye yetersiz yazdıralım daha sonra bir terslaşan yapalım bu şekilde bastırdık ama eğer değilse yani buraya hiç girmeyecek bu ife. Eğer değilse bakiyeyi düşürelim arkadaşlar. Eksi eşittir ile tutardan tutar kadar düşürüyorum bakiyeyi. Ve yeni bakiyeyi bastırmak istiyorum. Bakiyeniz diye bu bakiyeyi bastırmak istiyorum arkadaşlar. Bakiyeniz diye bastırdım. Yüzde D ile pardon yüzde D ile bakiyeyi bastırıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde bu case birimizi hallettik. Daha sonra ne demiştik? Eğer birek yapmazsak, şuraya birek yazmazsak, bu case 1'e girdikten sonraki bütün case'lere girecek. Default'a da, default'a da dahi bütün case'lere girecek eğer birek yapmazsak. Birek yaparak switch case'imizi sonlandırıyorum arkadaşlar. Şimdi case 2'ye geldik. Case 2 neymiş? Para yatırmaymış. İsterseniz bunun çoğunu kopyalayalım. Şu şekilde. Bakiyesini söyleyelim. Yatırılacak tutar diyelim şunu. Öyle değiştirelim. Yatırılacak tutar. Değiştirdim bunu arkadaşlar. Tutarı girdi. Bunu kontrol etmeme gerek yok çünkü zaten para yatırıyoruz artık. Kontrol etmiyorum. Bu sefer bakiyeyi arttırmam gerekiyor arkadaşlar. Arttırdıktan sonra bakiyeyi yeni bakiyeyi bastırıyorum ve bir ekliyorum. Gayet kolay bir şekilde yaptık. Daha sonra havale yapma. Havale yapmayı da buradan kopyalıyorum arkadaşlar. Aynen bu şekilde kopyalıyorum. Bakiyenizi söyleyeceğim. Havale yapılacak tutar diyeyim ben buna. Havale yapılacak tutar yapılacak tutar diyelim. Tutarı isteyelim kullanıcıdan. Daha sonra tutar büyük bakiye. Olduğu zaman bakiye tersi yazdıralım. Daha sonra bakiyeden tutarı azaltalım. Bakiye tekrar bastıralım. Bunda hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dördüncü işlemimiz neymiş? Bakiye sorgulama. Burada direkt printf bakiyeniz diyeceğiz. Bakiyeniz yüzde de ve bakiye değişkenini de bastıracağız bu şekilde oluşturacağız arkadaşlar ve bilek yapıyorum gördüğünüz gibi şimdi case 5'te neymiş kart iadeymiş arkadaşlar kartı verelim direkt yani ekrana bilgi yazdıralım kart iade edildi yazalım arkadaşlar bu şekilde bir şey bastıralım bunları ters koyalım <laughs> ters koyalım arkadaşlar bunlara ve break ile çıkalım Evet gördüğünüz gibi bütün kezlerimizi oluşturduk. Şimdi eğer hiçbir kez'e girmezse yani mesela işlem <laughs> 10 falan olursa neye girecek? Default'a girecek. Default'ta da ne yazalım? Belirlenemeyen işlem yazalım. Ya da bilinmeyen işlem yazalım. Bilinmeyen işlem yazalım. Ve bir ekle buradan da çıkalım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi gayet güzel bir uygulamamız oldu. Basit bir şekilde ATM uygulaması yaptık. İsterseniz bunu bir çalıştıralım arkadaşlar biz. Herhangi bir yerde sıkıntımız var mı? <laughs> çalıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi ilk başta ne yaptı? İşlemleri yazdı arkadaşlar şu şekilde. Neymiş mesela? Ben havale yapmak istiyorum. İşlem 3 diyorum arkadaşlar. İşlem 3 deyince nereye girdi? Yani şu işlem 3 oldu ve case 3'ümüze girdi arkadaşlar. Bakiyemizi yazdırdı. Havale yapılacak tutarı yazdırdı ve bizden bir tutar bekliyor. Tutarımız bizim 500 olsun tutarımızı azalttı. Çünkü buraya girmedi bu if'e girmedi. Tutarımızı azalttı ve bakiyemizi 500 olarak ekrana bastırdı arkadaşlar. Bir tane daha yapalım isterseniz. Bu sefer de ne yapalım? Para yatırma yapalım arkadaşlar. İşlem seçiniz 2 dedi. Yine case 2'ye girdi. Yatırılacak tutar mesela 10.000 lira yatıralım. Bakiyemiz 11.000 lira oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bir yaptığımız için de programımız sonlandı. Switch'ten sonra herhangi bir şey olmadığı için programımız sonlandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bu bilekleri silerek ne olduğunu görmeye çalışacağım. Bu bilekleri bir silelim arkadaşlar. Bakalım bütün case'lere girecek mi? Tutmasa bile. Evet. Sildik, derliyoruz. Çalıştır diyoruz. Evet, işlem seçiniz 1 dedik. Şimdi çekilecek tutar 400 diyelim. Bakiyemiz 600. Bir tane daha bakiyemiz yazdırdı. Niye bir tane daha bakiyemiz yazdırdı? Çünkü biri bitirdi. Bakiyemizi şuraya bastırdı. Daha sonra bir daha bakiyemizi bastırdı. Yani şuraya girdi. Oraya girdikten sonra yatırılacak tutara girdi. Yani case 1'den sonra case 2'ye de girdi. İsterseniz devam edelim. 500 yatıralım. Bakiyemiz 1000. Havale yapılacak. Bu sefer de case 3'e girdi. Gördüğünüz gibi. Yani break yapana kadar ee, switch case'imiz break ile karşılaşana kadar sürekli case'lere girmeye devam ediyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir daha çalıştırmak istiyorum. Bu sefer de 3. case'den başlayarak devam etmek istiyorum. Yani üçüncü case bizim başlangıç yerimiz olsun. Havale yapılacak tutar mesela 400 olsun. Bakiyemiz 600, bakiyemiz 600 kart iade edildi. Bütün işlemleri girdi arkadaşlar. Ancak case 3'ten sonraki hepsine girdi. Gördüğünüz gibi. Case 3'ten sonra bütün case'lere girdi arkadaşlar. Tutmasa bile yani işlem 4'e 5'e eşit olmasa bile bütün case'lere girdi. Bu sefer de mesela şey yapalım. Şurada ek kullanalım sadece. O zaman ne olacak? Derleyelim. Çalıştır diyelim. Evet işlem seçiniz. İşlemimiz 1 olsun. Bakiyem çekilecek tutarımız 300 lira olsun. Bakiyemiz 700. Bakiyemiz 700 işte. Evet ikinci case'e girdi. Daha sonra yatırılacak tutar 400 diyelim. Bakiyemiz 1100 dedi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ancak sonra üçüncü de girmedi. Çünkü birekle karşılaştı. Birek bu switch case'i parçalıyor bitiriyor arkadaşlar. Birey gördüğü anda switch case biter. Ancak göremediği anda switch case case'ler uyumasa bile devam eder aşağı doğru arkadaşlar. Bu şekilde bir şey görmüş oluyoruz. Switch case'in avantajı da bu şekilde. Böyle uygulamalarda ATM uygulamalarında yani bizim işlemlerimizin belli olduğu uygulamalarda bu şekilde switch case'i kullanabilirsiniz. Gayet başarılı bir şekilde. Bir sonraki dersimizde döngüler konusuna geçeceğiz arkadaşlar. Bu Switch Case'i öğrenmek için daha çok alıştırma yapmanız lazım. O bir önceki dersimde gösterdiğim e, Nihil Cenk girerek oradan değişik alıştırmalar yapabilirsiniz. Ya da internette değişik alıştırmalar bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim.